Evet, değerli dostlar. Bu akşam 9 olarak saat 9'da Yunus Emre'de aşk konusunu anlatacağımızı, yani daha doğrusu anlatmaya çabalayacağımızı söylemiştik. Yunus Emre'de aşk. Yani aşk, aşk, aşk söylenip gelir de biz aşkın ancak bir dedikodusunu yaparız. Yani Yunus Emre <laughs> aşk derken ne anlamış? Aşk nasıl, onu nasıl etkilemiş? Onu anlatmaya çalışacağız. Yunus Emre'de aşk konusu. Bu arada sorularınızı Necla Hanım yazacak ve bittikten sonra bana soracak. Yani isminizi ve sorunuzu soracak. Şimdi sizi görüyorum ama size karşılık vermeye kalkışırsam başka yanlara gider. Ben asıl anlatmak istediğimi anlatamam. O yüzden değerli dostlar, değerli izleyicilerim, işi bu sohbetin, söyleşinin sonuna bırakalım. Şimdi önce şunu söyleyeyim, bu aşk kavramı, yani yaratıcıya, Allah'a, Tanrı'ya, Hoda'ya, Hodi'ye, ne diyorsak yani Hangi dilimizden söylüyorsak, dilimiz neyse ondan söylüyorsak Allah'a duyulan çok yoğun sevginin adıdır aşk. Yani bizim burada aşk dediğimiz, yani Yunus Emre'de aşk dediğimiz Allah'a duyulan çok yoğun ve aşığın bütün belliğini etkileyen o yoğun sevgidir aşk. Tanım oldu yani bir tanım yaptık. Bu işler tanımlarla olmaz. Hani Mevlana'ya sormuşlar da aşk nedir diye kalkmış dönmeye başlamış ve her dönüşte ol da gör, ol da gör, ol da gör diyormuş. Evet. Peki ben ne yapacağım? Benim yapacağım Yunus Emre'den aldık alıntılarımı burada gündeme getirmek ve gerekirse yorumlamak olacak. Yunus Emre'de aşk. En baştan söyleyeyim ki Yunus Emre'de, Mevlana'da, Ahmet Yesevi'de, Hacı Bektaş Veli'de ve onların izinden gidenlerdeki aşk kavramının kökeni gider Türklerin kadimdeki inancına kadar ve vahdeti vücuda kadar gider. Buna bazen vahdeti vücut denir, Varlık birliği, yani varlığın tamamının Tanrı olduğu ve görünenlerin onun görüntüsü, ama her görüntünün içinde de onun görünmeyene olduğu inancı, Türkün Tanrı anlayışına kadar gider. Yani bunu evet ben söylüyorum ama bu konuda birçok dayanakla birlikte size bir değerli bilginin hocanın söylediklerini de okumak istiyorum. Vahdet-i vücut yani varlık birliği aslında şarkın en eski felsefesidir ve şarkın kendine has görüş ve düşünüşünün sonucudur. İlkten Turan'da görünen bu görüş ve düşünüş bazı ufak değişikliklerle Hindistan'a çin'e ve akat Sümer, Asur ve Keldan diyarları vasıtasıyla İran'a, Mısır'a oradan da Fenike'ye Yunanistan atlamış daha sonra İran ve Yunan kanallarıyla Abbasilerin ilk devirlerinde Arap topraklarına geçerek tasavvuf felsefesinde kavramıyla ilahi vücut kavramıyla kaynaşıp birleşmiştir. Yani diyor ki Profesör Doktor Cavid sunar başka birçok bilgin de bunu biliyor ve söylüyor. vahdet vücudun kaynağı Türklerdir. Türklerin atalarından çok eski binlerce yıl önceki atalarından beri inandıkları ve girdikleri her din içinde de sürdürdükleri Tanrı inancıdır. Tanrı sonsuz boyutta sonsuzluktur. Var olanların tamamını kapsar ve bütün var olan nesnelerin içinde içindedir Tanrı. Var olan bütün nesnelerin içinde ve bütün nesnelerin de içine alandır. O sonsuz boyutta olan sonsuzluk yani gök yani Tanrı. Evet. İslam'da bunun adı vahdeti vücut olarak ifade edildi ve Müslüman olan saf ve soylu düşünceye ve inanca bağlı olanlar bunu yaşattı. İlk defa Türklere İslam işte bu yolla geldi ve Türklere İslam'ı getiren Hallacı Mansur'dur. Hallacı Mansur'dur. Bu arada bir soruya cevap vereceğim. İbn Arabi'den önce Hallacı Mansur'dur evet. Ama İbn Arabi vahdeti vücut görüşünü çok uzun uzun irdelemiştir. Geçen de söyledim, 7 bin sayfalık bir kitap yazdı. fütuhat Mekkiye, yani <laughs> Mekke'deki açılımlar böyle çevirebiliriz ama 7 bin sayfa. Türkçe'de çevrildi. Füsus'ta da benzeri şeylerde de bu var. Ama burada bir ince nokta var. Vahdet-i Vücut konusunu iyi anlamak için bunu söylemeliyim. Ben de babamın evinde vardı. Ondan alıp okudum vaktiyle lise son sınıfta filandım. İbn Arabi'nin Füsusul Hikem adlı kitabında bir yeri de çizmişim. Sonra yıllar sonra tekrar okudum. Ya ne anlamışım da çizmişim ama doğru anlamışım. Şöyle söylüyor İbn Arabi, Muhittin Arabi. Muhittin Arabi'ye Türkler en büyük şeyh dediler. Şeyhi Ekber dediler. Araplar onu anlamadı. Şeyhi Ekfer dediler. Yani en kafir şeyh dedi Araplar. Arap olduğu halde kendisi. Ama bu işin başlangıcı Hallacı Mansur'dur. O bir Türktür. İran'ın Beyza şehrinin Tur kasabasından yetişmiş. Oradan sonra diğer işte Arap ülkelerine gitmiş ve Abbasi İslam'ı Emevi As Abbasi İslam'ı Hallacı Mansur'u Mansur'u budamıştır budamış. Yani uzuvlarını ve sonra başını keserek öldürmüşlerdir Mansur'un. Derler ki enel hak dedi diye. Hayır. Enel hak dedi diye değil. O yine Türk töresine uygun olarak adalet eşitlik Sömürüye karşıtlık halkın ezilmemesi kavgasını verdi. O yüzden bu kavganın muhatabı olan sömürücüler, baskıcılar, zalimler onların başında da Muktedir adlı halifenin baş veziri olan Hamid vardı. Onlar onu öldürdüler. Yani daha doğrusu Abbasi Emevi İslam'ı Mansur İslam'ını mahkum etti. Tabii ki 300 molla da tasdik etti. Mollalar da bu kafir enel hak dedi diye onu ölüme mahkum edecek kararı onayladılar. Evet iş bu. Ama o bu arada 5 yıl Türk dünyasında gezdi ve İslam'ı yaydı. Ama o İslam başka bir İslam'dı. Emevi İslam'ından Abbasi İslamından bambaşka bir İslam'da. İslam'ın da özünde olan, bütün dinlerin özünde olan, gök tanrı inancının da özünde olan, değerleri savunan bir İslam'dı. O yüzden Türkler onu benimsediler. Ve Türklerin ondan sonraki ikinci öğretmeni Ahmet Yesevi, Türk Töresi ile İslam'ın özünü bağdaştırarak Türk Müslümanlığını kurdu. Onun yolundan Hacı Bektaş Veli gitti Yunus Emre ortaya çıktı. Yunus Emre'nin şiirleriyle Ahmet Yesevi'nin şiirlerini alın, karşılaştırın. Sanki Ahmet Yesevi'nin şiirlerini kimi şiirlerini birebir Türkiye Türkçesine, Anadolu Türkçesine aktarmıştır ama doğrusu Yunus Emre'nin şiiriyetine, şiirdeki kudretine, gücüne kimse erişemez. Yani Yunus Emre bambaşkadır Türkçeyi kullanmakta. Onun için ne diyordu? Azerbaycan'ın büyük şiiri, şairi efsane mi? Gerçek mi? Bu insan nasıl insan? Varlık sesidir. Kopmuş o Türk'ün kopuzundan diyordu Bahtiyar Vahapzade. Enel hak ne demek? Enel hak demek ben hakkım demek. Nasıl bir söz bu? Yani ben hakkım. Gerçi kimileri onu savunmak için derler ki ne deseydi yani. Enel batıl mı deseydi? Hak değilim de batılım mı deseydi derler ama iş öyle o kadar basit değil. Biraz ilerleyelim. Enel hak sözüdür zaten bütün anlatacağımız. Evet. Ama enel hakkı anlamak için bu işi söyleyen Mansur'un bir iki dizesini söylemeliyim. Şöyle diyor Mansur. Rabbimi görünce gönül gözüyle. Dedim ey kimsin sen? Dedi senim ben. <laughs> dedi senim ben. Evet. Rabbimi görünce gönül gözüyle. Dedim ey kimsin sen? Dedi senin ben. Evet değerli dostlarım. Ahmet Yesevi aşk konusunda şöyle söylüyor. Ahmet Yesevi'den aldı Yunus Emre, Hacı bektaş Veli. Şöyle söylüyor. Abid olma, zahid olma, aşık ol sen. Aşksızların ne dini var ne imanı. Yani çok kestirmeden söyledik. Yunus Emre, yani Ahmet Yesevi'nin söylediği aşksızların ne dini var ne imanı. İlerleyelim bakalım şu din için, diyanet için Yunus Emre aşk ile bakarak neler söylemiş. Evet Hacı Bektaş Veli'nin Fevait adlı eserde bir anlatımı var. O Ahmet Yesevi'nin yanında iken diyor ki Ahmet Yesevi'nin yanındayken bir talip geldi dedi ki Ey hoca. Nedir bu vahdet? Bir anlat bize. Ahmet Yesevi dedi ki bir kelle şeker getirin. Kelle şeker getirdiler. Bunu dövün dedi, dövdüler. Yayın dedi, yaydılar. Sonra o soran kişiye dedi ki bunun üzerine resimler yap. O kişi resimler yaptı. Sordu bu ne? Ağaç dedi kişi resmi yapan kişi. Peki bu ne? Bu göl dedi. Peki bu bu dağ dedi. Bu bu deve dedi. Bu at dedi. Bu insan dedi. Peki öyle mi? Evet. Şimdi sil bunları dedi. Sildi. Ahmet Yesevi dedi ki vahdet hakkındaki söyleşimiz bitmiştir. Evet. Bu da Hacı bektaş Veli'nin anılarını da kapsayan bir kitapta, Fevait adlı bir kitapta Hacı Bektaş Veli anlatmış. Yanındakilerden birisi yazmış. Şimdi Yunus Emre peki bu vahdet konusunda ne söylüyor? Bakınız ne söylüyor? Yunus Emre'nin vahdet-i vücut konusundaki sözü yine söylüyorum. Yunus Emre'nin Hacı Bektaş Veli'nin Ahmet Yesevi'nin hatta Allah'cı Mansur'un sözünün kaynağı Türk'ün inancıdır. Türk'ün sonsuz boyutta sonsuzluk olan tanrı inancıdır. O tanrı var olan nesnelerin tamamını kapsar ve tümünün de içindedir. Tanrı, Allah, Hak ne derseniz o odur. Peki Yunus ne diyor? Yunus durur açık gizli. O aşkar nihan diyor. Aşkar aşikar, nihan. Yani Yunus hem açığa çıkandır, aşikardır hem kendisini gizleyendir. Hak doludur iki cihan. Gelsin beri dosta giden, huri, köşkler, burak nedir? Yani huri, köşkler, burak ne bunlar diyor. Yani huriler, köşkler, buraklar. Evet. Başka ne söylüyor? Hak cihana doludur. Kimseler hakkı bilmez. Onu sen sende ara. O senden ayrı olmaz. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de hacda değildir. Bir başka dizeleri. Evet, her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de hacda değildir. Hak cihana doludur çünkü. Kimseler hakkı bilmez. Onu sen, sende ara. O senden ayrı olmaz. Peki ama bu aşk denilen nedir? Daha yer gök yok iken. Var idi aşk temeli, aşk kadimdir ezeli, aşk getirdi ne var ise. Sonsuz boyutta sonsuzluk olan Tanrı aşk etti o aşktan evrenimiz ve belki daha birçok evrenler ortaya çıktı. Aşk bir anlamda yaratıcının adıdır. Aşk yaratıcının kendisidir. Yani Tanrı'nın adlarından birisi de aşktır. Efendim devam edelim. Tasavvufunda ama Türk tasavvufunda, yani Türk İslam tasavvufunda bu işlere ulaşmanın bir işte dört kapıdan geçmek ve sonunda hak yani hakikat kapısına ulaşmakla ilgili olduğu anlatılır. Yani bunlara işte şeriat kapısı, tarikat kapısı, efendim marifet kapısı, hakikat kapısı denilir. Ama tarikat deyince bugünkü sömürücü ve şeyhlerine tapan, şeyhlerini hak yerine koyan tarikatlardan ya da insanları toplayıp koyun sürüsü durumuna getiren ve onları pazarlayan, koyun gibi pazarlayan, ticarette ve siyasette pazarlayan tarikatlardan söz edilmiyor. Bu başka bir şey. Bu yol başka bir iş. Evet. Her ne kadar tarikat deyince belki aynı bugünküyle gerçek akla gelirse de bunlar bambaşkadır. Yani Türk tasavvufundaki bu tarikat işte şeriat, tarikat şeriat dediği töredir onu da söyleyelim yani. Türk'ün töresidir Türk için. Evet. Burada şöyle bir gerçeklik var. Bu mertebelere geçen ve birinci marifet yani bilgi kapısına ulaşan bir kişi bakar ki orada haktan başka hiçbir şey yok. Sonra hakikat kapısından içeri girdiği zaman da bu bilgi, marifetteki bilgi bir durum, kendisinde bir durum durumuna gelir ve ondan sonra aşk başlar. Aşk dediği bu. Yani Yunus Emre'nin ve diğer ondan önceki pirlerinin aşk dediği bu. Bakınız ne diyor? Ey aşıklar. Yunus Emre söylüyor. Ey aşıklar. Aşk mezhebi dindir bana. Mezhebi dindir bana. Gördü gözüm dost yüzünü. Yas kamu düğündür bana. Ey aşıklar ey aşıklar. Aşk mezhebi dindir bana. Gördü gözüm dost yüzünü. Yas kamu düğündür bana. Yani yas ile düğünün bir ayrımı kalmaz artık eğer dost yüzünü görmüşse. Yine bir başka dörtlüğünde şöyle söylüyor. Din ümmet sorarısan din ve ümmet. Yunus bunu millet diye söyler ama o dönemde o dönemin Türkçesinde millet sözü bugünkü ümmet yerine kullanılırdı. Yoksa ulus anlamına değildir. Yani inançlara ümmet denirdi. Dolayısıyla ben onu ümmet diye çevirdim. Çevirdim değil. Yani anlaşılması daha doğru olsun diye yerine ümmeti koydum. Dini ümmet sorarsan aşıklara din ne gerek? Vay! Vay dinsiz. <laughs> i̇şte Ebu Suud ve onun gibiler de Yunus Emre'ye kafir dediler ve Yunus Emre inananların da katli vaciptir dediler. E şimdi siz bana kızıyorsanız kızın. Ben size neyi anlatıyorum? Ben size Yunus Emre'yi anlatıyorum. Ama Yunus Emre'ye kızmayın. Bana kızın. Kızacaksanız eğer. Yani beni şu anda izleyenler için de bana kızacaklar varsa Yunus Emre'ye değil bana kızsınlar. Çünkü ben onları şimdi dile getiriyorum. Din ümmet sorar isen, din ve ümmet sorar isen aşıklara din ne gerek? Aşık kişi harap olur, harap bilmez, din diyanet. Sekiz uçmağın hurisi, hani birileri şimdilerde de böyle bol bol vaatlerde bulunuyorlar. İşte şöyle yaparsan şu kadar huri verilecek cennette. Hatta birisi diyor ki ne kadar salavat çekersen o kadar huri. Ya mübarek ya bu ne zulüm. Yani binlerce salavat çeksen binlerce huriyle sen orada nasıl baş edeceksin? Yani niye korkutuyorsun? Sen insanları umduracağını zannediyorsun ama korkutuyorsun. Yani nasıl böyle binlerce huri başına çullanırsa o senin cennet dediğin yerde ne olur yani? ne olur? Yani o, o, giden cennet dediğin yere gidenin durumu. Ama söylüyorlar işte yetmiş huri. Hatta birileri diyor ki o huriler her akşam bunları da hadislere falan dayandırıyorlar. Her akşam huriler efendim bakire olarak veriliyormuş. Sabaha tekrar bakire olarak kalkıyormuş filan yani böyle saçma sapan şeyler. Peki Yunus ne diyor? Yunus diyor ki sekiz uçmağın hurisi. Hani sekiz cennet filan denir ya. Sekiz uçmağın hurisi diyor. Eğer bezenip yani süslenip gelseler. Senin sevginden özgeyi. Yani Tanrı'nın sevgisinden özgeyi. Gönlüm hiç kabul etmeye. Evet. Senin sevginden özgeyi. Gönlüm hiç kabul etmeye. Sana şunu söylüyor. Hani dört kitap denilir ya. Dört kitap. Dört kitabın manası. Gerçi bu dört kitabın birisini ben bulamadım. Bulan olursa bana söylesin. Yani benim elimde Tevrat var. Efendim İncil var. Kur'an var. Evet bunlar var. Tamam. Üç kitap var. Zebur nerede? Ha, diyorlar ki Zebur Tevrat'ın içindeki mezamirler bölümüdür. Ama ben size yani bu bilhassa Tevrat'ı ve İncil'i okumanızı salık veririm. Neler var içinde bir bakın. Daha fazla söylemeyeyim. Bu konuda benim daha önceki çekimlerim var. Youtube'da bulabilirsiniz. Kutsal kitap denilenlerde neler varmış diye anlattım. Okudum yani. Bakın bakalım ne kadar kutsal o kutsal denilen kitaplar ama Yunus tabii burada dört kitap alışkanlığıyla hep dört kitap dört kitap söyl diye söylenir. Ama okumuş anlaşılan dört kitabı da okumuş. Dört kitabın manasını okudum, tahsil ettim. Aşka gelecek gördüm bir uzun heceymiş. Yani buna benzer bir sözü Yunus'un Mevlana'ya da söylediği söylenilir. Yani halkımız bunu uydursa bile halkımızın bu irfanı da hoştur, güzeldir. Hani okumuş derler. <laughs> Yunus Emre Mevlana'yı da sonra Mevlana sormuş nasıl buldun? O da demiş ki çok uzun anlatmışsın. Ben olsaydım etekemiye büründüm. <laughs> Yunus oldum, göründüm derdim demiş. Diyorlar. Nerede demiş? Bilmiyorum ama çok yaygın bir söyleniş, söyleyiştir. Bu, bu arada Mevlana ile bir e, talip, pir ilişkisi yoktur bu arada söyleyeyim. Yani Mevlana ile Yunus'un birbiriyle bir, e, bu tür bir ilişkisi yoktur. Yunus'un bir sözünü hep yanlış yorumlarlar. Mevlana hüdavendigar bize nazar kılalı, onun göklü nazarı gönlümüz aynasıdır derler. E ne olmuş? Bak Mevlana'ya böyle diyor. Efendilerim, Mevlana sözü o çağda da sonraki dönemlerde de efendim yerine kullanılırdı. Dolayısıyla Yunus'un efendim Mevlana Hüdavendigar dediği taptuk emredir. Yani kendi piridir yoksa Mevlana Celalettin değildir. Ama bu işleri derin bilmeyenler ya da bilip de işine öyle gelenler derler ki o Mevlana derken Mevlana Celaleddin'i kastediyordu. Nereden çıkarıyorsun? O kadar çok Mevlana vardı ki. Yani mesela Nakşibendi yolunda da Mevlana Halid diye meşhur birisi vardır. Mevlana benim efendim demektir. Yani bazıları da der ki ya Mevla Allah demek diye bunu bunu söylüyorlar falan. Böyle çok ya dinin zaptiyesi görevini üstlenmiş birileri var ülkemizde de. Böyle din onların ve onlar da Allah adına dini korumakla yükümlüler, bütün yanlışları onlar önlemeye çalışırlar falan. Kendi ezberlerini bozan yazarlara, kitaplara demediklerini bırakmazlar. Ağır ağır küfürler ederler, sonra da ahlak derler. Derler ki din ahlaktır ya babam, anam, din ahlaksa siz niye sizin dininize inanmayanlara ya da sizin gibi inanmayanlara küfür ediyorsunuz? Bu ahlaksızlık değil mi? Küfür edip duruyorsunuz. <laughs> Demek ki bir yalan var bu işler içinde. Evet. Dört kitabın manasını okumuş, tahsil etmiş, öğrenmiş ama sonra bakmış ki yani bütün bunlar uzun bir hece. Öyle diyor Mevlana. Yani başka bir dörtlüğünde de hani diyor ya e, dört kitabın manası budur eğer bilirsen. Yani şöyle diyor. Sen sana ne istersen Başkasına da onu iste. Dört kitabın anlamı budur eğer var ise. Ama yine böyle dini korumakla kendilerini görevli sayan birileri Yunus Emre'yi değiştirmişler. Yani bestelemişler hatta ve çalıp çığırıyorlar. Yunus Emre var ise diyor onlar Bilirsen sen diyorlar. Çünkü Yunus Emre herhalde ya da dini korumaya çalışıyorlar her neyse. Ama Yunus Emre diyor ki dört kitabın manası budur eğer var ise. Nedir o? Sen sana ne istersen başkasına da iste. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Peki başka? Diyor ki gerçek aşık olan kişi. Anmayısa din, diyanet. Yani gerçek aşık olan kişinin din, diyanet neyine? Biz talipleriz her dem. Aşk dersleri okuduk. Çalap hoca oldu bize. Aşk kendi medresesidir. Yani biz çalaptan ne dersiniz şimdi çalap dedi diye de e, Tanrı diyenlere tekfir ettiğiniz gibi de Yunus Emre'yi de tekfir eder misiniz? Ebu Suud'un yolunun yolcuları. Ne dersiniz? Çalap. Evet. Yunus Emre çalap der. Tanrı der. Daha çok çalap der. Aşk imamdır bize diyor. Bizim imamımız aşktır diyor. Gönül de cemaattir. Dost yüzüdür kıblemiz. Daimdir salatımız. Daimdir salat şu demektir. Yani sürekli namaz. Sürekli namazlı ne demektir? Sürekli her an kendisini Allah ile bir hissetmek. Buna salatı daimi de derler. Yani o klasik anlamda yatıp kılma, anlamadan bir takım şeyler okuma falan değil. Ya da anlayarak neyse. saatlara işte saatlere dikkat etmek falan değil. Ya daimi salat. Yani her an aşka ulaşan kişi her an Tanrı ile birliktedir. Söyler isem ya gönül, Diyor Yunus Emre. Nerede farz, nerede sünnet? Söyle ki, yok, süslemek, bu seviye amel olmaz. Söyler ise, meyâ gönül, nerede farz, nerede sünnet? Söyle ki, yok, süslemek, bu seviye, bu sevgiye, bunlar amel olmaz, diyor. Evet. Sonra abdestimiz namazımız. Bizim diyor abdestimiz namazımız. Doğruluktur taatımız. Aşka bağladık safımız. Safımızdan kim ayıra? İşidin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, misali taşa benzer. Sonra da şöyle söylüyor. Ölmekten ne korkarsın? Aşık ölmez. Bakidir. Ölüm aşığın nesi? Çün nur ilahidir. Yani aşık Allah'ın ışığındandır. şundan gelmiştir. Ve ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İşte değerli izleyicilerim sağ olun izlediniz ve size şu yarım saat içinde Yunus Emre'nin aşkından bir demet sunmaya çalıştım. Şimdi telefondan, diğer telefondan Necla Hanım beni arayacak ve yazdığı sorularımızı bana okuyacak. Ben de buradan sorularınıza açıklama getirmeye çabalayacağım. Bekliyorum Necla Hanım. Evet şimdi bir e, orada Bilge Kağan'ın, e, Türk tarihi Oğuz Kağan'ın, Bilge Kağan'ın, Alper Tunga'nın, Kaşgarlı Mahmud'un, Yusuf Has Hacib'in kaftanı taşıyacak omuz arıyor. Namık Kamal Zeybek bu ağır ve onurlu kaftanı taşıyabilecek omuza sahiptir. Allah Allah. Ne ağır yük yükledin bana dost. Evet. Evet telefon aldım. Necla Hanım soru. Beni mi dinliyorsunuz? Yazmadınız mı? Yok soru olanları okuyun ki cevap verelim. Mesajları zaten ben gördüm buradan ama onlara dönüp cevap verirsem akıcılığım kesilir diye. Ama sorular vardı. İsterseniz onlar sor. Evet. Evet. Ondan Evet, doğru söylemiş. Evet, soru değil. O, o o bu işleri bilir rahat. Evet. evet, başka. Güzel. Soru, soru yok mu? O, o vardı ben sorular gördüm. Evet. Evet. Peki Peki o zaman şöyle yapalım. Şu anda soru sormak isteyen değerli izleyicimiz varsa ben şimdi sorularını okuyayım. Kapattık mı? Heh. Ya o şimdi girmeyelim ona. Yani otur dedikoduya girmeyelim. Başka? <laughs> Valla yani şimdi birileri gibi, birileri gibi mümin olmaktansa Yunus Emre gibi kafir olmak yeğidir diyelim. Evet. Yunus Emre küfrün kafiridir. Karanlığın kafiri. Aydınlığın inançlısıdır. Peki, o zaman anladığıma göre şu anda soru da gelmiyor. Gelirse yine beni izliyor değerli izleyicilerim. Şu anda soru, sorulursa daha önce sorduğu soruyu yinelemek isteyen olursa ben bakarım buradan cevap veririm. Biraz bekleyelim. Peki bu arada yine ben bir şiir okuyayım Yunus Emre'den. Evet. Evet geçen okuduğum bir şiir vardı. Onu tekrar istemişti arkadaşlarımız. Yunus Emre'nin ama bu şiir okurken soru da gelebilir. Keleci yani sözle ilgili çok anlamlı bir şiir. Keleci bilen kişinin Yüzünü ağ ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kesese başı, söz ola kestire başı, Söz ola ağılı aşı, yahile ede bir söz. Kelecilerin yani sözler pişirgil, yaramazların şaşırgil, Sözün usulet düşürgil, demegil çağda bir söz. Yunus bile söz demini, demiye sözün kemini, şu cihan cehennemini sekiz uçma eder bir söz. Evet bu Yunus'un çok önemli bir sözü. Yine bir sözü var. Ee, bu sözü çok söylemeliyiz çünkü Yunus Emre iki türlü yanlış anlatılıyor. Ya yani onu düzeltmek için bu sözü çok önemli. Birisi kimileri Yunus Emre'yi böyle e, filmler filan da var bu konuda. Boynu bükük böyle bir sopanın ucuna, bir mendil mendilin içine çıkın daha doğrusu. Çıkın içine bir şeyler koymuş. Böyle dağlarda melül melül dolaşan, işi gücü olmayan bir kişi gibi gösteriyorlar. Asla değildir. Yunus Emre bu anlamda ne tevekkülü över ne de bütün işlerden ve yaşamaktan çekilmeyi önerir. Tam tersine şöyle söylüyor. Şöyle söylüyor. Çalış kazan, ye yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den iyirektir yani iyidir, bir gönül ziyareti. Demek ki Yunus Emre çalışmayı, çabalamayı, üretmeyi, kazanmayı ve bununla yoksullara, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi öneriyor. Ama çalış kazan ye yedir diyor. Evet. İkincisi birileri bir Yunus Emre uydurmuşlar. Yok işte Haymana da şöyleymiş, burada böyleymiş filan. Bir de Yunus Emre ile Aşık Yunus'u çok karıştırıyorlar geçen seferde. Söyledim. Yani Aşık Yunus, evet Yunus Emre'yi de över şiirlerinde ama ondan çok farklıdır. Yunus Emre'nin geldiği bilinç düzeyine gelebilmiş bir insan değildir. Yani cenneti de över mesela. Ama Yunus ne der? Cennet cennet dedikleri, bir köşk ile birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek seni. Yani Yunus Emre o anlatılan, ayrıntılandırılan, işte hurili, köşklü filan cennete inanmadı besbelli. O, o cenneti bir benzetme olarak algıladığı da belli. Yani Yunus Emre özüne özgü bir kişiliktir. Şu tarikattan bu tarikattan da denilemez. Yunus Emre neyse odur ve doğrusu çok büyük bir insandır. Bir yerde ölüp vesniye min yerde mezarı. Çünkü kazılır her gün gönüllerde mezarı. Otlarda, çiçeklerde ve güllerde mezarı. Bir yerde ölüp vesniye min yerde dirildi, doğuldu. Şiirindeki hikmetli satırlarda doğuldu. Efsane mi? Gerçek mi? Bu insan, nice insan. Varlık sesidir kopmuş o Türk'ün kopuzundan. Esen kalın değerli izleyicilerim size iyilik sağlık esenlik mutluluk başarılı ve uzun bir dirlik diliyorum. Sağ olun var olun.